Herkese merhaba sevgili dostlar. Beksav'ın Instagram kanalındasınız. Ben Canan Kaplan. Bu akşam sanat ve hayat sohbetlerinin dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu haftaki sohbetimize Pınar Aydınlar katılacak. Pınar'la birlikte pandemi sürecinde sanatı, kendisine yönelik ve bazı sanatçılarımıza yönelik bir tehditler oldu. Onları konuşacağız. Aynı zamanda sanat, direniş, politika ve örgütlülük ilişkisi üzerine de biraz sohbet etmeye çalışacağız. Pınar katıldı sanıyorum. Ben Pınar'ı yayına almaya çalışacağım. Evet, Pınar'ı alabilirim sanıyorum. Evet, başlayalım. Pınar'ı bekliyoruz. Burada bağlanıyor sanırım. Merhaba. Merhaba Pınar'cığım, nasılsın? Sağ olasın Canan. Sen nasılsın? Arkadaşlar nasıl? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Biz durduğumuz yerden aynı şekilde yaşamaya, üretmeye çalışıyoruz. Sen nasılsın? Kesinlikle. Bizim tarafta da cephede de aynı şekilde. Zor günler hepimiz için. Yani bu zor günleri de tekrardan tabii yeşertmemiz gerekiyor. Mücadeleyle, birbirimize olan bağlılığımızla. Bu bağlamda da zor günler ama beraber aşacağız elbette. Sadece aslında bizim için değil, tüm dünya için. Yani baktığımızda dünyadaki acılara, katliamlara, zulümlere, insanların gün ortası nasıl katledildiğine, yani hiçbiri birbirinden fark etmiyor ki, ayrı değil. Bütün acılar bir aslında. Tabii yani çok olağanüstü bir süreçten geçiyoruz ama bu olağanüstü süreç ezilenler üzerindeki baskıların daha fazla sistematik hale getirilmesine de sebep oluyor. Mesela bu pandemi sürecinde yine en çok kadınlar şiddete uğrayan, en çok sokak ortasında öldürülenler, evet. Mesela yine Maltepe'de bir kadın, Evet. Bir erkek tarafından, reddettiği bir erkek tarafından öldürülmüş. Ve daha Ayşegül. fazla aslında Evet. yaşanıyor kadınlar cephesinden. Şimdi biraz seninle o yüzden kadın sanatçılar cephesinden biraz da bu durum nasıl gelişti sence? Biraz istersen onu konuşalım. Bu süreçte çünkü biz de pek çok kişi gibi eve kapandık. Evde Evet. olmak da belli bazı yükleri de getiriyor kadınlar için sonuç olarak. Eğer ev için uygun bir tabii ki yoldaşça bir ilişki veya bir iş bölümü vesaire yoksa. Şimdi sen biraz bu süreci nasıl geçirdiğinden bahseder misin bize? Ben gerçekten çok zor geçirdim aslında ki hala da o zorluk devam ediyor. Çünkü hem meslek anlamında yani evde pasif bir halde kalmak çok çok ağır geldi. Ekonomik anlamda zaten ekmeğimizi ülkede biliyorsun valilerin iki dudağı arasında pek çok yerden yasaklandık. Etkinliklerimiz hani engellenildi. Keza aynı şekilde vardiya da aynı şeyleri yaşadı. Yani devrimci sanatçılara dönüp Bizim de sistemimiz konserlerimiz zaten böyle oldu. Yani sürekli olarak tehditlerle, sürekli olarak ağzımızı açtığımız, okuduğumuz her şarkıda yaşadığımız gözaltılar olsun, baskılar ya da dinleyicilerimizin yaşadığı baskılar olsun. Son süreçte grup yorum sevgili Helin ve İbrahim'in şahsında, Mustafa'nın şahsında hani direnen ve şehit düşen tüm derin sanatçılara saygıyla anıyorum ama şunun da altını çizmek istiyorum. Aslında mesele sadece devrimci sanatçı olma meselesi de değil. Sisteme karşı kendini örgütleyebilme meselesi. Bu bağlamda bizlerin aslında bir noktada çok eksikleri var. Canan, biz o eksiklerimizin üzerine çok fazla gidemedik. Yani üretimden tut, beraber mücadeleye kadar aslında çok eksik kaldığımız yanlarımız da var. İlla hani çok uç noktada bir saldırı, bir zulüm yaşamadan da biz bir araya gelebiliriz, beraber mücadele edebiliriz. Bunu ben hani bütün siyasetler için söylüyorum. Sanat noktasından bakarak söylemek istiyorum. Şimdi pandemi döneminde evdeyim ve anneyim. Hani çocuklarım var. Hem kadınsın hem annesin hem de ekonomik anlamda sistem tarafından sürekli olarak çökertilmeye çalışıyorsun. Zor, benim işim de çok zor aslında öyle bakınca. Benim gibi binlerce insan aynı durumda, kadın aynı durumda, anneler aynı durumda. Şimdi evde kal sloganlarının çok rahat atıldığı, spot cümlelerin söylendiği bir dönemde bir gerçek var. Sen o evde ocağın kaynamadıktan sonra, tencereden kaynamadıktan sonra, çocuğunun taleplerini karşılayamadıktan sonra ya da gerçekten üretime dahil olamadıktan sonra çok büyük problem. Ama biz bunu farklı örgütledik. Oraya hemen değinmek isterim.
Bir kere kolektifizmin ne kadar değerli olduğunu, inandığımız değerler noktasında kolektif yaşamın birbirimize yetme hali, yetişebilme halinin hani ve bizim özellikle Kızılbaş geleneğinin çok önemli bir sözü var. Hep de söylerim hani bir üzümü kırka bölmek meselesi. Aslında bugün yaşadığımız sosyalist çerçeve içinde aynı değerleri paylaşmak. Sadece ifadeler değişiyor ama aynı değerler. Biz bugün pek çok hani ailenin yanında olmaya çalıştık. Avusturya Alevi Derneği, Vorarlberg Alevi Derneği'nin de katkılarıyla pek çok aileye ulaşmaya çalıştık. Dayanışmamızı göstermeye çalıştık ama bu bir şeyin çözümü değil, anlık çözüm bunlar. Sonuçta bir sistem meselesi karşımızda. Yani sistemin bizleri tüketme hali, halkın üzerinde bu kadar rahatlıkla tepinme hali, göz göre göre infazların yapılma, Düşkünleştirme hali, değil mi? kesinlikle. Sadaka şeyinden düşkünleştirme Kesinlikle hali, yani hepsi bir asgari şey. ücretin dahi altında tutularak proletaryaya karşı niyetin bu kadar çirkince hani ifade edilmesi yani emekçilerin, işçilerin bir zengin sınıfıyla egemenlerle aynı olmadığını bir kez daha zaten görüyoruz. Yani bunu ve çok somut bir şekilde görülüyor. Belki bizler hani aylarca örgütleme yapsak bu kadar net gösteremeyebiliriz. Şimdi bir yanda Evet, kendini çelişkiler derinleştikçe çok da net bir şekilde her şey daha açıktan, daha vahşi aslında hatta daha vahşi ve gerçekleşen daha şey yaşam. açıkça. Kesinlikle. Şimdi bakıyorsunuz mesela bir tarafta hani zenginlerin çok rahatlıkla sağlık koşullarını izole ettiği, çoluğunu çocuğunu çok rahatlıkla izole ettiği bir süreç ama bir yandan yerin iki kat dibinde oturan 10 kişilik aileler, dolaplarında hiçbir şeyinin olmaması, yoksulluk bu kadar yüksekken yani hep ben bunu vurguluyorum. Biz %1'in karşısındaki %99 yoksul halklarız. Hani bunun Alevisi, Kürdü, Ermenisi, Süryanisi yok. Biz halklarız ve halklar olarak da hem açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyoruz karşımızdaki iktidar tarafından hem sanat noktasında hani devrimci sanatı mücadeleyi emek vererek yapmaya çalışanlar şey yaşadığımız her şey ortada. Ülkenin hiçbir yerine doğru düzgün konserler veremiyoruz. Ekmeğimiz de oynanıyor. Baktığınızda binlerce KHK'lının yaşadığı süreci hani o masaya yatırdığımızda bizler hani gizli KHK'lılarız bence. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi ben düşünüyorum hani üniversiteyi, eğitimim, her şeyi müzik adına yaptım. Başka hiçbir mesleğim yok. Başka evet yapabileceğim çok şey var. Yani geri gelir merdiveni silerim, başka bir şey yaparım, ekmeğimi kazanırım, çocuklarımı onurlucu ama mesele bundan ziyade hani bizim sosyalist mücadeleyi sahiplenmemizin altında yatan neydi? Herkesin yeteneğine göreydi, herkesin emeğiydi değil mi? Ama işte buradan bu anlayıştan sistem koptukça ve reddettikçe ne oluyor? Biz işte halklar olarak sürekli olarak bu anlamda sömürülüyoruz. Bu pandemi döneminde de örgütlemek, hep örgütlemek. Yani evde dahi dışarıyı örgütleyebilmek gerekiyor. Çünkü bugün baksanıza yasak var dendi Canan değil mi? Biz ona göre bir hazırlık yapıyorduk. Sabah bir İki saat kalktık. sonra tekrar. Yani padişahım çok yaşa mı diyeceğiz? Yani böyle bir Yani algı yani. olabilir mi? Yani insan halkla, koca bir halkla yani Türkiye halklarıyla bu kadar dalga geçmek, bu kadar yani insanları her türlü, her şekilde zulme reva görmek. Ha bunlara karşı ben şunu biliyorum ama bir içte bir dinamik güçlerin aslında devreye girdiğinin de farkındayım. Ben yani herkesin canına tak etti. Bu pandemi dönemi bir süreden sonra bitecek. Ama bu kadar yoksulluğun, bu kadar emek sömürüsünün, bu Kriz kadar derinleştikçe. ırkçılığın, evet ırkçılığın bu kadar vahşice büyütülü bir döneminde bir hesabı elbette olacak. Onun için Gezi bu kadar gündemde, onun için bu kadar halklar üzerine işte biliyorsun HDP milletvekilleri, CHP milletvekili düşürüldü vekillikleri ve gözaltına alındılar. Ya, hangi birini anlatacaksın o? Yani hepsi birbirinden de dert, büyük dert. Evet ama dediğim gibi aslında bu dinamikler, yani bütün bu tabloya karşı belli bazı dinamikler gerçekten toplumun pek çok, aslında belki ezilenlerin pek çok kesiminde birikmeye başladı. Üstelik bu süreçte başta hepimiz bir tökezledik aslında. Yani siyaseten daha muhalif ve kendini başka bir yerden tanımlandırmaya, bu resmi ideolojinin dışında bir şeyler üretmeye çalışan sanatçı grupları olarak ne yapalım, ne edelim gibi evde kalma sürecinde biz de bir çekerdik. Ama mesela sonra aslında herkes bir yerden bütün bu tabloya karşı
öfkeyi bileyebilecek, bir yandan Evet. direncini kuvvetlendirecek, bir yandan işte eleştirilerini yöneltebilecek pek çok üretimi de yapabildi. Ya da işte mesela Rojava'dan çok güzel klipler yayınlandı son Evet. süreçte. Yorum için biraz geç de olsa gerçekten çok hani biraz geç de olsa bir dayanışma sağlanabildi. Ki sen de onlarda en çok dayanışma gösterenlerden biriydin. Ve bir yandan da aslında bu dinamiklerin tamamı sokakta olabilen kuvvetlerin sayesinde yani bir yandan bizim açımızdan da biraz onların türküsünü, onların politikasını, onların hikayesini yapmak hepimiz için bu dediğin tablodan sonraki o derinleşen krizi kendimiz için bir manivelaya çevirecek şeyi herhalde toparlıyor. Peki madem böyle süreçten böyle yoğun krizlerin derinleştiğinden ve aslında bir yerlerde öfkenin biriktiğinden bahsettik. Seni peki geleceğe dair ne düşündürüyor? Yani olumlu anlamda bazı şeylerin biriktiğini söyledin ama sanatsal üretimler açısından düşünürsen mesela bizi çok fazla online platformlara boğdu ama Evet. mesela sanatın bizim sanatımız açısından en azından geleceği sence bu pandemi sürecinden nasıl etkilenir? Yani ne yaparız mesela tarzlarımızı değişir, başka bir şeye Bence mi yöneliriz? yani ülke olarak zaten bugün egemenlerin, iktidarın kaygılarını gözlerinden görünüyor. Çok büyük bir korkuya gebe oldukları. Çünkü suç büyük. Suç büyük olduğu için de insan doğal olarak o suçu arkasına saklanan kişi o zulmü daha da uzatır, daha da büyütür. Kendini koruma altına alır. Ama biz şimdi şunu da biliyoruz. Hem sanat cephesi bir kere daha çok direnişe evrilmek durumunda. Bizler halklar olarak direnişe evrilmek durumundayız. Hani bu kaderci anlayışları tamamıyla reddedip yaşadığımız hiçbir şeyin bir kader olmadığını, özellikle burada farklı takipçiler de var şu anda Canan, onu da alttaki yazılardan tanıdığım isimler de var. Görüyorum. Özellikle buradan bunu vurgulayayım. Bu yaşadığımız hiçbir şey kader değil arkadaşlar. Bizler tercihlerimizi, mücadelemizi, ülkenin yaşadığı şu siyasi atmosferi, bu yeni bir süreç değil. Bu ülkenin sisteminin kurulduğundan beri bugüne kadar sürekli olarak zulüm politikalarıyla sürekli olarak halklar, muhalifler zindanlara atıldı. İşkenceler, Sürekli bir zulüm, bahane bulundu yani. her zaman bahane oldu, darbeler. Yani hep bir gerekçeler oldu. Ama şu bir gerçek, bizlerin durduğu yer önemli. Ben hep şunu söylerim. Bu arada bir kitap okuyorum. Aslında inanır mısın? Hepsini okudum. Kutsiye Bozokların. Buradan da göstermek istiyorum. Sevgili Kutsiye'nin kitabı. Ben hayatımda inanın bunu hep benim yatağımın başındadır Kutsiye'nin kitapları. Çok çok değer verdiğim. Gerçekten devrimci bir yazardı. Bizim de Sosyalist. kurucu üyemiz aynı Evet. zamanda Sosyalist yoldaşımız bir kadın Işık. önderlerden ve çok kıymetliydi Işıklar içinde. Şimdi okudum, yazıların içinde bir bölüm vardı. Çok da hoşuma gitmişti. Tam aslında senin sorun da karşılığı. Onu da söylemek isterim. Kutsiye diyor ki ölüm fiziksel ölüm mü yoksa gerçekten düşüncede ölüm mü? Fiziksel ölümle bizler evet sadece bedenen belki yok oluyoruz ama düşünsel ölüm çok tehlikeli. Hani vazgeçmek, yılmak, yorulmak, mücadeleden geri adım atmak. Aslında en tehlikeli yer burası. Çünkü bu mücadele ne bugün başladı ne de dün. Baktığında tarihler öncesi, sınıflar tarihiyle, bugün egemenler ve ezilenlerin arasındaki bu upuzun bir uçurumun arasında halkların direnişleri. Bizim bundan sonraki yapacağımız en önemli sanat adına kesinlikle bu yaşadığımız tarihi sürece notalarımıza dökmek, çizimlerimize dökmek bizim en büyük silahımızdır. Çünkü biz tarihe, geleceğe bırakacağımız ürünler, üretimler işte burada yatıyor. Mesela bugün Nazım'ın, Ahmet Arif'in, Orhan Kemal'in yitirdiğimiz ayın içindeyiz değil mi? Haziran'dayız ve Haziran'da ölmek zor diyoruz. Ama baktığınızda geriye işte o mısralar kalıyor, direniş dolu sözler kalıyor. Bir yandan çakal sürüleri, tehditlerle, işte kadın kimliğiyle, siyasi kimliğine karşı yaptığı saldırılarla, bugün Gökhan Yavuzel'in, Ferhat Tunç'un, emekçinin, benim devrimci sanatı yapan arkadaşlarımın yaşadığı tüm bu alçakça tutumlara karşı biz şunu biliyoruz. Biz
güzelden yana bir dünyayı inşa etmek derdindeyiz. Hani bunun için sosyalizm diyoruz, bunun için sosyalist mücadele ediyoruz. Sosyalizmden kopmak, insani değerlerden kopmaktır diyoruz. Bunun altını şimdi bir yanda düzenin tam istediği, tam düzenin çürümüşlüğünü, yozluğunu, yobazlığını kendine içselleştirmiş bir anlayış var ki, bakın günlerdir asla da gündemi bununla meşgul de etmek istemiyoruz Canan. Bunun da altını çizeyim ben. Hani bunu ilk çünkü ben yaşamadım. Ama bir anneyi dahi çocuklarıyla tecavüz edecek bir tehdidi ortaya koymak, beni aynı şekilde ölümle tehdit etmek. Yani Pablo Neruda diyor ya, hani bizi parmakla sayılamayacak kadar çoğuz ve yani hiç kimse bizim suçsuzluğumuza dokunamaz. Biz suçlu olan taraf değiliz. Biraz önce, 1 saat önce kadardı, yolda yürürken önüme bir kuş düştü, biliyor musun? Yani bunu böyle anlatıyorum, keşke hani gösterip ispatlayabilsem. Ne olduğunu anlayamadım. Tek derdim kediler o kuşu yemesin ve hemen o kuşa müdahale ettim, hani neyi var diye. Sonra bir arkadaş geldi, dedi ki Pınar abla, ben bunu dedi çatıya koyayım, orada dinlensin, orada uçar dedi, bir şey yok hani. Demek ki ayağında hani belki incindi parmakları. Şimdi biz hani bir canlıya, bir hayvana, hiç tanımadığımız insanlara, börtüye, böceğe yanarken bu kadar çok yani bir ateşi dahi suyla söndürmeyiz ki ikisinin de canı vardır diyerek kadim görürken, bizlere bu kadar kötü şekilde, bu kadar haince saldırılması, bu kadar yozca, çürümüş bir halde, işte tam düzenin istediği insan portföyü. Biz ne yapacağız canım? Biz de bunlara karşı çıkacağız hep beraber. Siz kendi cephenizde, biz kendi cephemizde ortaklaşarak bu mücadeleyi büyüterek, dediğin gibi bak Rojava'dan yeni diyorsun ki klipler geliyor, üretimler geliyor. Bizler de, ben de şimdi elimden geldiğince biraz belki sıkıntılar var ama Şahatay'ın bir eserini okumak istiyorum. Yedi Ulu Çok Ozan'dan ve güzel. Tam yeni dönemde ne yapacaksın diye onu soracaktım. İyi evet. oldu, evet. İşte ben programda zamanı kısıtlıyorum, için aslında böyle hızlı hızlı anlatmak da istiyorum. Olsun. Devam edebiliriz, daha vaktimiz var. Şahatay'ı ve özellikle mesela baktığımızda hani Nesimilerin, Pir Sultanların ezgileri hiçbir zaman ne gözaltı tanımıştır, ne baskı zulüm politikaları tanımıştır. Bunu hep böyle yeniden yeşerecek, yeniden yeşerecek. Bu arada çok yazılar yazdım. Kadın mücadelesine dair yazılar yazdım. Bu Çok pandemi güzel. sürecinde özellikle şu ülke siyaseti içinde işçi sınıfının bu kadar dünden bugüne kadar hem emeği çalınarak hem yaşam hakları ihlal edilerek sömürülmesi ve Kürt işçiler üzerine özellikle bu son döneminde yazıları yazmaya çalışıyorum. Çünkü ırkçılık ve ayrımcılık her şekilde yaşamın her alana sirayet etmiş durumda. Çünkü bu isteniyor egemenler tarafından. Gencecik bir insan Kürtçe konuştuğu için dili kesiliyor. Yeri geliyor, müzik dinlediği için katlediliyor. Bir yanda Ermeni olduğu için işte her ne kadar Ermeni olsa da gibi söylemlerle bir kimlik aşağılanmaya çalışılıyor. Ben Kızılbaşım. Şimdi kalkıp cem evlerine, ibadet evi biz derken karşımızdaki anlayış çok rahatlıkla cümbüş evi diyebiliyor. Hani bütün hassasiyet Üstelik bir üzerine yandan da cenazeler varken cem evlerine saldırabiliyor. Örneğin İbrahim Gökçek'in cenazesinde de aynı şekilde, ya da Uğur gördük bunu. Kurt'un, aynen ok Mustafa'nın, meydanında. Uğur Kurt'un. Evet, Evet. yani insanlar Gazi cem evine, evet, oraya. insanlar cem evlerinde vuruldu. Hani şunu demek istiyorum. Bakın biz yani hassasiyet diyoruz ya, hangi din, hangi anlayışta olursa olsun ya da hangi fraksiyon, hangi siyaset olursa olsun, bizlerin farklılığı zenginliktir. Biz bu anlayıştan dışarıya çıkmamamız Evet. gerekiyor. Elbette tezlerimizi ortaya koyarız. Elbette biz örgütlemeyi esas alırız. Propagandayı, ajitasyonu elimizden geldiğince çok yapmaya çalışırız. Niye? Çünkü bir kişiyi dahi bu yozluktan, çürümüş düzenden kurtarırsak, bu biliriz ki bizim en büyük artımız olur. Bu bizim hanemizedir, evet. Herkesin Hanemizedir. Bu bütün hanesinedir. sol anlayışın, direnen anlayışın hanesinedir. Böyle bakıyorsun ama işte gördüğün gibi ağzımızı açsak suç, her şekilde gözaltı, baskı, bunlara karşı da insan olma mücadelemizi diretiyoruz. Bu çok net. Evet. Öyle. Yani tam da dediğin gibi aslında insan kalabilme ve neyle yaşadığımız, insan neyle yaşar diyor ya Brecht, işte neyle yaşadığımızı özellikle bu süreçte gösterme zamanı biraz galiba. Sen en azından bu süreçte neyle yaşadığını bize anlatmış oldun. Teşekkür Kutsiye'den, herkesten
Kutsiye'den bahsetmişken, o da yaşamak direnmektir diyor ya, Ferhat'ın sonra çok güzel bestelediği gibi. Evet. Aslında hepimiz için direnişin farklı yönlerinde aynı saflara aslında bir şekilde emek vermeye çalışan sanatçılar ve gruplar olarak böyle bir aradayız. Yani biraz peki bu süreçteki sanatçıların dayanışması hakkında ne düşünüyorsun? Yani biraz böyle sanki eskisine göre daha zayıflamış, belli açılardan daha örgütsüz bir böyle küçük küçük de olsa bir dayanışma şeyi var elbette, ama Evet. sanki böyle daha örgütsüz bir durum söz konusu. İstersen son olarak biraz da bundan konuşalım. Evet, ben yani bunu çok net görebiliyorum aslında. Hani anlayış olarak aynı yerde durduğumuz, aynı eksen etrafında durduğumuz arkadaşlar, yoldaşlarla demek istediğim oydu. Hani daha çok bizim dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor. Ben işte bu sürecimi yaşadım da basına, kamuoyunun önünde işte o bir video çektiğimde hani tacize uğruyorum, işte tecavüze tehdit ediliyorum, şu bu yaşadıklarımı anlatırken inan mesela hem sizin desteğiniz benim için çok değerliydi. Çünkü takip et, yani bu benim için bir güçtür. Niye bunu kendi özelinde anlatıyorum? Hani birebir yaşadığım için karşı tarafın da o empati gücüyle öyle hissedeceğini biliyorum. Tabii Şimdi ya, devletin her zamanki silahı bu, bir de aynı zamanda kadınları sırf devrimci oldukları için değil, kadın kimliğinden dolayı da en fazla nereden teslim alabileceğini veya nereden bir işkence aracı olarak kadın kimliğini de kullanmaya çalışıyor. Biraz sana da aslında o bildik eski işkenceci taktiğini uygulamak istediğini, tehdidini iletti. Yani biz de kesinlikle. o yüzden kadın dayanışmasına vurgu yapıyoruz daha Evet, çok galiba. kesinlikle. Bugün Sanat Meclisi'nin mesela yaptığı açıklama ve destek çok kıymetliydi. Şimdi hani sanatçı arkadaşlar gerçekten yanımda durdular, hani destek oldular, ama mesela çok beklediğim kişiler de oldu, biliyor musun Canan? Hani açık söyleyelim, gizlenecek bir şey değil bu. Yani halk müziği kültürü içinde yer alan, hani belki çok politik değil ama hani insani yönü, en azından insani yönüyle olaya sahip olabilecek kişilerden, inan o kadar yıllarca, 21 yıldır ben bu sanat mücadelesi içindeyim. Toplasan 3 kişiden destek almadım. Destek aldığım yer yine aynı meseleleri, sorunları yaşadığımız, mücadeleyi büyüttüğümüz arkadaşlar. Ama tabii ki bu kadar değiliz ve şu da çok önemli. Hani bu olay Ahmet, Pınar, Ayşe olayı değil. Bu senin biraz önce çok güzel ifade ettiğin sistemin kadın üzerindeki politikası. Şimdi bir savaşta dahi işte ezidi kadınlarının yaşadıkları ortada, IŞİD tarafından yaşadıkları ortada, binlerce kadının, çocuğun uğradığı tecavüzler, her şey yaşandı. Bu geldiğimiz süreçte de aynı mantık. Bir savaşta, aktif savaşta kadının pozisyonu, ama şehirde, kırda, köyde, fabrikada yine aynı, biliyor musun? Yine aynı. Sadece taktik ve yöntem farklı. Yani bir fabrikada dahi iş çıkarmada ilk Kullandıkları kadın, maşalar farklı bir de. evet, ilk Kullandıkları maşalar farklı. kesinlikle yöntemler Maalesef değişiyor. unsurlar farklı. Sen bir emek mücadelesine dahi iki işe çıkacaksa ilk kadını çıkartıyorsun işten. Ya da ücret meselesinde kadının ücretini düşük vererek kadının kimliğinden dolayı aslında cezalandırıyorsun. Ve onu bin misli daha çok taşeron hale getiriyorsun, bedenini, emeğini. Evet. Şimdi Aynen öyle. bütün bunları görüyoruz, ediyoruz. Biz bir kere çok mutlu olamayız şu anlamda. Hani gördüğümüz meseleler üzerinden, hani bugün hala bir saat önceki kuşa kafam takılıyorsa, ya da işte öldürülen çocuğa, ya da yerlerde sürüklenen insanlara, ya da bugün George Floyd'un Amerika'da üzerinde alçakça bir polisin tepinerek diziyle o insanı katletmesine hala canımız yanıyorsa, işte bu insan olmakta ısrar. Sadece yöntemleri güçlendirmek, o dinamik gücün hani bir sonraki evreye nasıl hani evrileceğinin belki stratejisini doğru belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir bitiriş yaptın gerçekten. Evet, bazı stratejileri, bazı yeni mücadele araç ve biçimlerini belki de tekrar tekrar konuşmaya ihtiyaç var. Yavaştan bitirelim. Ben gerçi seninle konuşurken bize bir şarkı da söyler misin diye önden söylememiştim bir şey. Ama arkadaşlardan ısrar var, bize bir türkü söyler mi acaba diyorlar. Senin türkünle bitirelim mi? Böyle gafil avlamış olmayalım ama Vallahi gafil hani avladınız. hazır değilsen Yok yok. kapatayım yani ama. Sağlık olsun. O zaman bir dörtlük okusam olur mu? Bağlamam Tabii çünkü çok burada güzel sorunlu. olur.
Ama ben bitirmeden Tamam. önce katılan tüm Hı-hı. arkadaşlara sevgilerimi göndermek istiyorum. Hem mesajlarıyla ya da dinleyerek. Evet. Bir de sevgili Hı-hı. Seval ile Kenan'a çok buradan sevgilerimi göndermek Ha, istiyorum. evet. Beksav'ın Çünkü emekçisi, dostlarımız, evet, yoldaşlarımız. Evet. ailemize Biz de bir de onlara bebeğimiz selamlarımızı katılacak. iletelim. Evet. Çok Evet. çok seviyorum onları. Çok kıymetliler benim için. Tamam, çok Evet. bir dörtlük okuyayım. Hepinizi çok seviyorum. Tamam. Selamlar gönderiyorum. Tamamdır. Haftaya görüşmek üzere. Ben de kapatıyorum o zaman. Tamam. Yani hani programı kapatıyorum. Senin okumanla bitirelim. Sonra kapatacağım. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Sevgili Beksav dostları, Pınar Aydınlar'ın bir dörtlük okuyuşuyla bu haftaki programımızı, Sanat Veya Sohbetlerini kapatıyoruz. İyi akşamlar dileriz herkese. Mücadeleyle, direnişle ve sanatla dolu bir yıl umuyoruz artık pandemi sürecinden sonra normalleşme hazır tartışılıyorken. Umuyoruz bizi bu açıdan daha iyi günler bekliyordur. Pınar çok teşekkür ederiz yayına Ben katıldığın teşekkür için. ederim. Ne demek sevgilim? O zaman Görüşmek başlayayım. üzere. Peki. Tamam. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar, neyleyim? Dinleyin derdimi dağlar, söyleyeyim. O yardan bir haber verin, öleyim. Valla valla öleyim, billa billa öleyim, valla valla. O yardan bir haber verin, öleyim, valla valla öleyim, billa billa öleyim, valla valla. Hepinizi çok öpüyorum. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek İyi üzere, özgür akşamlar. günlerde. Hoşça kal. Görüşmek üzere.